Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz Neşeli vahşice öldürülerek bulundu arkadaşlar. Ve biz de böyle bırakmadık tabii ki. Ben de gittim ve polisle işbirliği yaptım. Daha sonra Neşeli'nin dava dosyasını inceledim. Ve Neşeli'nin işte cinayet raporu. Neşeli'nin cinayet raporunu çıkarttırdıktan sonra polisle beraber birlik olup herkesin teker teker ifadesini aldık. Bu Neşeli'nin arama kayıtları. Neşeli'nin telefonunu aldık ve o günkü arama kayıtlarını tamamen inceledik. İşte bunlardı. Daha sonra ilk başta eşi olmak üzere herkesin ifade tutanağını aldık. Eşinin ifade tutanağı gerçekten çok ilginçti. Siz Maya Yılmaz, 5 yaşındasınız, elinizde dosyam var. Ben size sorular soracağım ve siz de çok doğru bir şekilde cevap vereceksiniz. Doğru vereceğim. Aksi takdirde yapmak istemediğim şeyler yaparım. Yok, doğru vereceğim. Yeter ki katili bulsun. Kim yapmış böyle bir şeyi? İlk öncelikle ağlamamanız gerekiyor. Tamam. Sakin olun lütfen. Sakinim. Eşinizle aranız son zamanlarda kötüymüş. Neden? Yani aslında kötü de değildi. Her karı koca arasında böyle şeyler olur yani. Mesela ben bana ev işlerinde yardım etmesini söylüyordum. O da sürekli spora gideceğini ya da arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyip hiçbir şey yapmıyordu. Al sana kavga sebebi mesela. Ben de bazen bazı ev işlerini öğrenmesi için arkadaşlarıyla buluşmasına izin vermiyordum. Gidemezsin diyordum. Kıskanıyordunuz ya. O da diyordu ki beni sıkıyorsun diye bağırıp odasına kapanıyordu. Buna benzer şeyler oluyordu işte. Kavgamız buydu yani. Keşke olsaydı. Ev işi de yapmasın. Razıyım. Eşinizi son zamanlarda rahatsız eden birisi var mıydı? Yani bana arkadaş ortamını anlatmıyordu. Eve gelince direkt odasına çekiliyordu. Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu veya telefonda konuşuyordu. Ben böyle gizlice falan dinlemeye çalışıyordum ama izin vermiyordu yani. Özel hayat falan diyordu. Ben de diyordum ki gel sohbet edelim diyordum. O da beni tersliyordu, doğru düzgün konuşmuyordu. Sonra kavga ediyorduk. Yani ne bileyim ya, böyle bir şey geldi. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Ha. Lütfen. Keşke onunla arkadaş ortamını konuşabilseydim. Belki ona yardım ederdim ha. Olay günü neredeydiniz hanımefendi? Ben evdeydim. Akşam yemeği hazırlıyordum ben. Hı. Eksik bir şey olduğunu fark edip sonra Neşeli'yi aradım. Hay, aramaz olaydım. Neden? Nasıl neden? Akşam yemeği hazırlıyorum. Eksik bir şey var. Gelirken al diyecektim. Neden aramaz olaydınız? İşte ulaşamadım. Evet, tamam. Neşeli'yi bize anlatır mısınız? Benim eşim çok iyi kalpli, merhametli, etrafına sevgi saçan bir. Onu sevmeyen yok ki. Herkesle yanlış. Herkesle. Kim neden ona böyle bir şey yapsın ki? Aklım almıyor. Herkes çok sever onu. Bir tane bile sevmeyen yok bence. Sevmeyen ölsün. Onu sevmeyen ölsün. Onu sevmeyen ölsün. Tamam. Maya Hanım. Maya Hanım. Yeter artık, onu sevmeyen. Maya Hanım lütfen. Maya Hanım lütfen kendisi gel. Ay yarabbim, ne acayip değişik tipler var ya. Nasıl yerlerde çalışıyorum ya? Eşinin ifadesi gayet şüpheliydi. Bence çok şüpheli cevaplar verdi. Yani başından beri şüphelendiğim gibi, yoksa katil eşi miydi? Yani Maya Yılmaz mı? Ama o eşi hem yapmaz ama neden yapmasın, neden yapsın, anladınız mı? Çok fazla soru var, çok fazla neden var. Ve ardından eskiden arkadaşı olan ve daha sonra kendisine ihanet edip eşiyle evlenen
ve evlilikleri yürümedikten sonra boşanan ve son olarak son durumda Neşeli ölmeden hemen önce Neşeli'nin işte en büyük düşmanı Rıfkı Yılmaz'ı sorguladık. Rıfkı Yılmaz. Değil. Evet. O zaman ilk sorumuzdan başlıyorum. Buyurun. Size önemli 4 soru soracağım. Tabii ki. Hepsine cevabım var. Dürüstçe. Dürüstçe? Neşeli Yılmaz'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Sadece aynı spor salonuna gidip geliyordum. Uzaktan görüyordum. Konuşmuşluğumuz bile yok. Tanımıyorsunuz yani. Yok. Ha, asla tanımıyorum. Tamam. Aynı spor salonuna gitmişsiniz. Ve onu dikizlediğinizi söylediler. Doğru mu? Tamamen yanlış anlaşılma olmuş. Okuldan çıkınca eve uğrayıp spora geçiyordum. Saatleri denk gelmişti. Ve dediğiniz gibi Neşeli'ye de baktığımı da fark etmedim. Ben öyle uzaklara bakıyordum ya. Öyle mi? Evet. Olay günü neredeydin peki? Ben o gün okula gittim. Okula gittin. Okul sonraları kafelerde garsonluk yapıyorum. Yok artık. Kafeye çalışmaya gittim. Daha sonra eve gitmek için iş yerinden çıktım. Olay saatinde sanırım yoldaydım. Arkadaş ne garip bir yalancısın sen ya. Doğruyu söylüyorum efendim. Şimdi son sorumuza geldik. Evet. Ve bu her şeyi değiştirebilecek bir soru. Tabii. Buna verdiğin yanıt çok önemli. Tabii. Maya'ya yürüyüp olumsuz yanıt aldığın için Neşeli Yılmaz'ı öldürmüş olabilir misin? Aa, ben böyle bir şey duymadım ya. Bir dakika. Ben kimseden hoşlanmıyorum. Maya'dan hoşlanmadın mı? Hoşlanmıyorum. Gerçekten hakim hanım. Ben kimseden hoşlanmıyorum. Spora gitmeyi, vücut yapmayı seviyorum. Hakim ve savcı. Neşeli'yle aynı saatlerde spor salonunda olmamız tamamen bir tesadüf olmuş. Yani ben kimseyi öldürecek birisi değilim ki ya. Emin misiniz? Sadece her şey bir tesadüf. Peki. Çıkabilirsiniz. Teşekkür. Buyurun defolun lütfen. Tabii ki. Defolun. Tabii. Lütfen biraz sızlanır mısınız? Tamam. Rıfkı Yılmaz gerçekten akıl almaz cevaplar verdi. Yani bu cevapları verdiğine ben de inanamıyorum. Hiç kimse inanamıyor. Gerçekten bir yabancı gibi cevaplar verdi. Acaba katil olabilir miydi? Bu kadar yalan boşuna mı söylendi? Yoksa biriyle işbirliği mi yapıldı? Biz de bütün bu soruların cevabını aramak için sıradaki kişi olan Vesile Yılmaz'ı sorguladık. Aynı zamanda Neşeli'yi ve Maya'yı katletmek isteyen biriydi. Gerçekten ben bile korkuyordum son zamanlarda Vesile'den. Vesile Yılmaz, doğru mu? Evet, doğru. Evet, 5 yaşındasınız. Tabii ki. O zaman sana soruları soruyorum. Tabii ki, buyurun. Neşeli'yi nereden ve nasıl tanıyorsun? Neşeli'yi 1 yıldan beri tanıyorum. Geçen yıl pet sepetine kayıt yaptırmak için geldiğimizde karşılaşıp tanıştık. Bu kadar. Demek pet sepetinden tanıyorsun. Evet. Başka bir şey, ilişkin yok yani. Yok tabii ki. Peki aranız nasıldı? Aranızda farklı bir şey var mıydı? Yani aramız çok iyiydi. Çok iyi anlaşırdık. Neşeli'yle. Beraber spor salonuna giderdik. Spor mu? Sonra ben başka bir spor salonuna gidiyorum ama Neşeli'yle aynı salona da giderdik yani. Nasıl yani? Hep beraber arkadaşlarla otururduk. Akşamları telefonlaşırdık. Yani hı? Çok iyi arkadaştık. Bayağı iyiydik. Tavla atardık. Okey oynardık. Hı hı. Beraber maça falan giderdik. Yani sepetteki bazı arkadaşlarla akşamları oyun bile oynardık. Aramızda yani farklı bir şey yoktu. Çok yakın arkadaştık. O benim canımdı, ciğerimdi. Öyle mi? Tabii ki. Ha. Tamam. Olay günü neredeydin ve ne yapıyordun? Olay günü laboratuvara gitmiştim. Öğleden sonraki
derslere kalmadım. İşim vardı. Yani laboratuvardaki. Hı hı. Daha sonra bir hafta önce plan yaptığımız için ben, Neşeli, Lady ve Layla birlikte kafede oturduk. Öyle mi? Evet, hep beraber kafede oturduk. Bazılarını da çağırmadık. Layla da mı sizinleydi? Evet. Tamam. Öğleden sonra ne işin vardı? Kafeden sonra ne yaptınız yani? Ne yaptın? Yani öğleden sonra hastane randevum vardı benim. Hastaneye gittim. Sonra çalışmak istiyordum okul sonraları. Yani laboratuvar sonralarında. Bu yüzden de iş arıyordum kendime. Çünkü elmas biriktirmem gerekiyor da bazıları söz verip verip vermediğimden dolayı. Sonra kafeden sonra da bir iş görüşmem vardı. Oraya gittim yani. İş görüşmeni? Evet, iş arıyorum. Ne işi? İş. Elimden her iş geliyor. Ha. İş arıyorum öyle. Anladım. Elmas kazanmak için. Malum ben zaten kazanıyorum da böyle 100 elmas, 200 elmas falan. Bazıları adi, şerefsiz ve pislik olduğundan dolayı elmasımı vermiyorlar. Yapacak bir şey yok. İyi, peki tamam. Son olarak sence kim yapmış olabilir veya sence bu bir intihar mıydı? Yani Neşeli çok iyi birisiydi. İyi anlaşırdık. Hı hı. Ben diğer arkadaşlarım arasında en çok Neşeli'yi severdim. Öyle mi? Ya onu suçlamak istemem ama Özgü ile araları hiçbir zaman iyi olmadı. Anlaşamazlardı. Artık. Ama şunu biliyorum ki Neşeli intihar etmez. Öyle bir karakteri asla yok. Tamam, defolun lan efendim. Ama buyurun, buyurun. Şunu belirtmek isterim ki buyurun, lütfen, Özgü ile araları lütfen, ifademe geçiyor musunuz? Yardımcı olabilir miyiz arkadaşım? Hafizat hocam lan senin Özgü yüzüne. Özgü iyi değildi. Defolun, araları iyi değildi. Sorgulayın, lütfen, onu da sorgulayın. Lütfen efendim, zorluk çıkartmayın. Tamam, buyurun. Tamam, ben gidiyorum. Sorgulayın ama onu da. Kesin sorgulayın, tamam. Kesin. Ne acayip antipatik tipler var ya. Ne yalancılar ya. Hanımefendi gidin lütfen. Gidiyoruz. Çıkışı bulamadım. Vesile'nin ifadesi gayet tutarlıydı. Fakat herkesi kandırsa bile beni kandıramazdı. Neşeli ile bir yıldır tanışması beni ilgilendirmiyor. Ben Vesile Yılmaz'ı 2 yıldır tanıyorum ve onun ne kadar akıllı, kurnaz ve kendini kurtarmak için her şey diyebileceğini biliyorum. Yani bu ifadeler sadece kendini kurtarmak içindi. Bence baş şüphelilerden biri de Vesile olmalı. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şimdiye kadarki dinlediğiniz ifadelerden sizce en şüphelisi kimdi? Ve şu anda videoyu durdurun ve yorumlarda sizce katilin kim olduğunu yazın. Bakalım kimler doğru bilecek. Sıradaki şüphelimiz aşkım. Aşkım Neşeli'nin son sevgilisi ve aynı zamanda evlendiklerinde en çok Neşeli'yi kıskanan kişi. Bence yine baş şüphelilerden biriydi ve son zamanlarda Vesile'yle takılıyorlardı. Yoksa bir işbirliği mi var? Aşkım Yılmaz. Buyurun. Biraz yüksek sesle lütfen. Buyurun. Biraz daha yüksek sesle rica edeceğim. Böyle nasıl? Evet, Neşeli'yi nereden ve nasıl tanıyorsun? Aranız nasıldı? Geçen yıl onun evinde tanıştık. Birlikte... Hanımefendi! Burada sorgu yapıyoruz değil mi? Normalde kısık sesle konuşuyor olabilirsiniz, kibar olabiliyorsunuz. Ama lütfen burada biraz daha kaba davranır mısınız? Tamam hanımefendi, yani Hakime Hanım lütfen ya. Ben savcıyım. Savcı Hanım. Okuyun, buyurun. Söyleyin. Geçen yıl Neşeli'nin evinde tanıştık. Beraber robota falan giderdik. Şakir gelirdi. Şakir, Neşeli, ben üçümüz takılırdık. Yani dışarı çıkardık, eğlenirdik. Genelde günümüz beraber geçerdi. Yani Şakir de mi sizinleydi? Evet. Peki. Son zamanlarda eşiyle arası kötüymüş. Bundan sana bahsetmiş miydi? Yani bazen söylerdi.
bir keresinde çok üstüne geldiğini ve sürekli laf soktuğunu ve bu yüzden aşırı derecede çok mutsuz olduğunu söylemişti. Yani ben de bazı şeyleri yaşadığım için böyle şeyler oluyor demiştim. Teselli etmeye çalıştım. Yani aslında olmaz böyle şeyler. Niye ya laf sokmak falan ama yazık oldu ya. Spor salonunda rahatsız eden biri var mıydı Neşeli'ye? Sana bahseder miydi yani? Spor yaparken genelde Şakir, Neşeli, ben 3 kişi yapardık. Ha. Bazı erkekler uzaktan kesiyordu ama rahatsız eden olmuyordu. Bir dakika. Evet. Neşeli'yi erkekler uzaktan mı kesiyordu? Ya aslında kasına falan bakıyorlardı çünkü. Anladım. Tamam. Neşeli'nin kaslarını. Anladım vardı. Anladım yok. Ama sadece bize Rıfkı diye bir çocuktan bahsetti. Hı. Sürekli uzaktan izliyormuş. Neşeli de fark etmiş. Neşeli söyledikten sonra ben de dikkat ettim yani. Gerçekten gözü sürekli Neşeli'deydi. Öyle mi? Evet. Bir dakika, yani doğru mu anlıyorum? Vesile Yılmaz şu an sizinle değil miydi spor salonuna gittiğiniz zamanlarda? Tabii ki değildi. Biz 3 kişi gittik. Vesile Yılmaz'ı hiç görmediniz mi? Hayır. Olay günü neredeydiniz? Neşeli öyle okuldayken akşam beraber spora gideriz diye konuşmuştu. Ha. Akşam da haber alamadım. Evet. Birkaç saat daha haber alamayınca evlerine gittim. Tamam, çıkabilirsiniz. Yeter, buyurun. İyi peki. Hanımefendi. Tamam. Lütfen. Tamam, gidiyorum. Buyurun, buyurun. Hanımefendi, lütfen. Lütfen. Üzülmediniz herhalde hiç. Üzüldüğüm için böyleyim. Ha. Aşkımın ifadesi bu şekildeydi. Bence en haklılardan biri aşkımdı. Aşkımın yapacağını ben düşünmüyorum. Nedense aşkımdan şüphelenmedim. Acaba kim? Şimdi sırada en çok cinayet suçlamasına bulunulan, en çok cinayet işleyen ve en çok katil suçlamasında bulunulan kişi, aynı zamanda 5 hapis cezası, 10 tane de dilekçesi bulunan Layla Yılmaz. Yoksa bunların hepsini Layla mı yaptı? Layla Yılmaz gelmeyi reddetti ve biz de onun ayrı bir yerde ifadesini aldık. İfadesini hemen size okuyorum sorularıyla beraber. Neşeli ile bir bağlantın var mıydı? Bu soruya fazla tanımazdım. Pet sepetinde Vesile diye bir arkadaşımın arkadaşıydı. Arada kafede hep beraber otururduk, dedi. Kafede oturduğunuzda Neşeli'nin anlattığı senin dikkatini çeken herhangi bir olay var mıydı diye sordum. Kafede oturduğumuzda havadan sudan konuşurduk, gülerdik, eğlenirdik. Ne hepimizin ortak problemleri vardı. Bunlardan birisi ise aile konularıydı. Bir keresinde Neşeli bize eşinin onu çok sıktığından bahsetmişti. Ama bu zaten hepimizin ailesinde olan bir sorundu. Başka dikkatimi çeken bir konu olmadı. Olay günü neredeydin sorusuna Layla, okul çıkışı ben, Neşeli, Lady ve Vesile kafede bir şeyler içmeye gittik. Daha sonra benim işim olduğu için erken çıktım. Kafeden neden erken çıktın, ne işin vardı diye sordum. Vesile ektiğimi düşünmesin diye ona söylemedim. Uzaktan bir arkadaşım gelmişti. Onunla buluşmaya gittim. Sonra pansiyona geçtim, dedi. Ben Layla'dan şüphelenmedim. Evet, Layla herkesi öldürebilecek potansiyele sahip birisi. Ama bilmiyorum. Neşeli için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Evet. Aşkım, şimdi yani nasıl olacak bilmiyorum. Bakışlarına bakalım. Seni sorguya çekmemi mi istiyorsun aşkım? Benim. Tamam bebeğim, sorgulayım o zaman. Ben çok üzüldüm biliyor musun? Ben kendi yağımda kavruluyorum. Tamam bebeğim be. Neşeli'yi nereden tanıyordun bebeğim? Pet sepetinden tanıyorum. Kendisi benim petim olur. Aranız nasıldı aşkım? Biz hep takılırdık. Ben huylarını ve davranışlarını severdim.
Kişisel bir meselem yok. Ama her zaman iyi anlaşacak değiliz. Yani son zamanlarda biraz kavgalıydık. Öyle mi aşkım? Evet. Peki. Neşil de seninle anlaşamıyormuş bebeğim. Hatta son zamanlarda aranızda tartışma olmuş. Hayır ya, yani neden bana bunları soruyorsunuz? Ben anlamıyorum şu anda. Bir dakika aşkım. Herkes herkesle tartışabilir. Bu da basit bir tartışmaydı. Bunun yani... Neşeli'nin ölümüyle ne ilgisi olabilir yani? Aşkım. Zaten ben neden buradayım onu da anlamıyorum ki. Bir dakika. Neyse, kapatalım bu konuyu, devam edin lütfen. Ay çok sinirli bir yapıya sahipsin aşkım. Bilmiyorum, cinnet anında her şeyi yapabilirsin gibi geldi ama. Neyse aşkım, olay günü neredeydin bebeğim? Sıkıcı dersler vardı. Okula gitmedim. Gitmedin mi aşkım? Gitmedim. Video çektik. Kaçtın okuldan? Kaçtım. Ailemin haberi vardı ama. Ailemin izniyle kaçtım. Dışarıda tek başına mıydın? Neler yaptın aşkım? Bana bak. Bana bak, öyle bir triplere girmeler. Ay sen demedin mi bebeğim beni sorgula diye ya? Tamam. Dışarıdaydım. Video çekmeye götürdü annem beni arabayla. Evet aşkım. Ofiste durmuyorlar zaten ailem, biliyorsun. Babam evet. Zaten hiç uğramaz bile ofisine. Sonra tamam, ailem aldı. Tamam bebeğim. Tamam. Ben cevabımı aldım. Daha sonra hayatımda tanıdığım en iyi niyetli, en iyi kalpli, en düşünceli ve beni en çok seven, bana en çok değer veren insan Şakir Yılmaz'ı sorgulamaya geldi. Şakir Yılmaz'ı bizzat çok severim. Ona aşığım. Çok seviyorum. Bebeğim, kendisini çok severim. Buralara kadar gelmemin sebebi Şakir Yılmaz. Ben buralara geldiysem Şakir Yılmaz sayesinde. Şakir'i sorguladık. Herkesin sorgusu bitti sanırım aşkım, değil mi? Senin kaldı bebeğim. Seni ayaküstü sorgulayacağım aşkım. Dur burada, dur. Bekle bebeğim. Neşeli'nin neyi oluyorsun sen? Amcası oluyorum aşkım. Amcası. Arkadaşım bebeğim, biliyorsun ya. Spor salonunda Neşeli'yi rahatsız eden biri var mıydı? Bak aşkım, benden duyduğunu söyleme ama... Yani... Rıfkı'nın bakışlarından çok rahatsız oluyordu aşkım. Neyse, Neşeli'nin ailevi bir durumu var mıydı? Yani bize anlattığı kadarıyla yani babasıyla annesi uzun süre önce boşanmış aşkım. Neşeli benden mi? Duymuş olma. Senden duydum, gerizekalı. İfadende yazacak. Aha. Aşkım. Konuştuğun her şeyi. Ben sana sevgiye veriyorum. Hadi devam. Yani aile bağları güçlü birisi değil. O kadarını söyleyeyim. Olay günü neredeydin? Ben o gün çıkışı spor salonuna gidiyordum aşkım. Ne yapıyorsun bebeğim? Evet. Spor salonuna gidiyordum bebeğim. Ve orada işte takıldık falan filan aşkım ha. Ne oldu bebeğim? Ben diyorum ya. Ne oldu? Ay kendimi çok zanaatında hissettim bebeğim. Oy bebeğim benim. Hiç şüphelenmedim. Direkt geçelim. Sıradaki şüphelimiz yokmuş. Benim şüphelendiğim baş olarak 3 kişi var. Birinci şüphelisi biliyorum çok garip gelecek. Ama eşi Maya Yılmaz oldu. Çok fazla ağladı. Çok fazla ağladı. Gerçekten çok üzgün görünüyordu. Ama bu bana yeterli gelmedi. Çünkü nedense ifadesinde bilmiyorum bir gariplik sezdim. İkinci en çok şüphelendiğim kişi Rıfkı Yılmaz oldu. Rıfkı Yılmaz onu tanıdığına rağmen ve eşinin onu reddetmesine rağmen Neşeli ile hiçbir bağ olmadığını, hiçbir şekilde Maya'dan hoşlanmadığını ve Neşeli'yi tanımadığını ifade etti. Yani çok yalancı bir ifade sundu. Üçüncü olarak da Vesile Yılmaz. Vesile Yılmaz kendini çok kusursuz savundu. Bu kadar kusursuz savunması beni gerçekten biraz daha şüphelendirdi. Gerçekten ben de merak ediyorum. Katil kim çıkacak? Bu arada ben de sizlerle beraber öğreneceğim. Ah, bir zarf geldi. Alayım ben o zarfı. İpucu zarfımız geldi. İşte ipucu zarfı. Bakalım ipucu zarfında ne bulacağız?
İpucu zarfımızdan bakalım ne çıkacak. Hazır mısınız? Araçtan çıkan kadın parmak izi. İtiraf mektubu. İtiraf mektubu geldi. Biri itiraf etti. Sonuç geldi. Biz burada gerizekalıyız. 2,5 gündür boşuna herkesten ifade aldım. Gerizekalıyız. Gerçekten itiraf etmiş suçlu. Madem itiraf... Neyse. Bakalım. Şimdi Neşeli'yi öldüren kişinin itiraf mektubu elimize geçti. İtiraf mektubu. Açıyorum. 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 Açtım. İnanmıyorum. Suçlu Vesile Yılmaz. Vesile Yılmaz'ın itirafı. Ben ilk defa Neşeli'ye karşı hiçbir erkekte hissetmediğim şeyi hissetmiştim. Ne? Çok farklıydı ve eşim gibi seviyordum. Nasıl yani? Bir dakika, biliyorsunuz arkadaşlar Vesile çok 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 eskiden. Neşeli Yılmaz'ı ilk aldığım zamanlarda ondan hoşlanıyordu. Ama bu geçiciydi diye biliyordum. Pesepesine geldiğim ilk günden beri ona takılmıştım. Fakat ona daha önce hissettiklerimi anlattığımda düşüneceğim falan demişti. Sonra biraz zaman geçti. Ben o da seviyordur ama utanıyordur diye kuyumcudan yüzük aldım. Tekrar çıkma teklifi ettim. Ciddiyetimi anlasın diye. Ne? Ve Neşeli bize bunu anlatmadı öyle mi? Üzücü bir haberdi. Gerçekten çok üzücü bir haberdi. Yine baş şüphelendiklerimden biri çıktı. Vesile Yılmaz. Fakat bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Bazılarınız Neşeli'nin geri döneceğini düşünüyorlar. Fakat Neşeli artık yok arkadaşlar. Neşeli gerçek hayatta da artık yok. Gerçek hayatta tabii ki ölmedi. Ama Neşeli bir daha gelmeyecek. Görmeyeceksiniz maalesef. Maalesef görmeyeceksiniz. Yani Neşeli'yi son görüşünüzdü son videoda çıkışı. Çok çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de üzüldüm. Ama maalesef ben de bir daha göremeyeceğim. Ve siz de bu kanalda Neşeli'yi bir daha göremeyeceksiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.